Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam bir TYT sorusuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Sizlerin karşısına güzel bir TYT sorusuyla çıktık. Bak bu tarz organel soruları AYT'de gelmez. TYT'de böyle kek soru tarzında gelir. Böyle organel sorularını da kaçırmamak lazım. Tamam mı? Organelleri iyi bilmek lazım. Hücre sorularını iyi çözmek lazım. O yüzden bir tane de böyle hücre sorusu alalım istedim. Böyle organel sorusu alalım istedim. Hemen vakit kaybetmeden şu organel soru Sorumuza bir bakalım. Soruya geçmeden önce Telegram hesabımıza da üye olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın günlük oradan mini denemeler yapılıyor. Çok kaliteli mini denemelerimiz var. Aynı zamanda sorularınızı atıyorsunuz. Çözümü kavuşturuyoruz. Arkadaşlarımız çözüyor. Çok güzel bir arkadaşlık ortamı ve soru çözüm saatimiz var. Mutlaka gelin arkadaşlar Telegram hesabımıza. Sen anlat hocam diye. Eğer Telegram'a giremiyorsanız bulamıyorsanız Instagram'dan dönün. Oradan size dönüş yapacağız tamam mı? Gelelim. Şimdi sorumuza diyor ki mitokondri organeli ile ilgili diyor aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Al sana mitokondri organeli. Dıştaki zar düz, içteki zar kıvrımlı. Bak içteki zar kıvrımlı. Her bir kıvrımına krista adı veriliyor ve bu kristaların üzerinde elektron taşıma sistemi elemanları bulunuyor. Yani ETS'ler sayesinde ETS'ler sayesinde oksidatif fosforilasyon gerçekleşiyor ve oksijenli solunum gerçekleşip güzel bir ATP kazanmış oluyoruz tamam mı? Şimdi şunu bileceğiz. Mitokondrilerin içindeki sıvıya verilen isim matriks'tir ve mitokondrilerin en önemli özelliği kendisine ait DNA, RNA ve ribozomunun bulunmasıdır. Tamam mı abicim? Bak kendisine ait DNA, RNA ve ribozom bulunuyor. Ne demek bu biliyor musun? Kendi solunum enzimlerini kendisi meydana getirebilir fakat kendi sayısını arttırmak istediği zaman hücrenin DNA'sına, hücrenin çekirdeğine ihtiyaç duyacaktır. Bu da gelecek sorulardan bir tanesidir. Bunu bileceğiz. Ve şunu bileceğiz. Çift katlı olan iki tane organel vardır. Kloroplast ve mitokondri. Bu iki organel de endosimbiyotik hipoteze göre meydana gelmiş organellerdir. Yani iki tane bakteri var. Bunlardan bir tanesi oksijenli solunum yapmayı biliyor. Diğeri bilmiyor. Bu bunun döneminde içine girerek gördüğünüz gibi birlikte mutalist bir yaşam kuruyor. O yüzden çift katlıdır abicim. Çift katlı olmasının nedeni budur. Bunu da bileceğiz. Şimdi bakalım sorumuza. Mitokondri organeli için diyor. İfadelerinden hangileri yanlıştır? Bir. Hem DNA hem RNA taşır. Eyvallah doğrudur. Kendisine ait DNA RNA veri bozomu bulunuyor. ETS elemanlarını bulundurduğunu söylemiştik. Çift katlı evet çift katlıdır. Dıştaki zar düz, içteki zar kıvrımlıdır. Bunu da biliyoruz. Görevi hücre için gerekli olan enerjiyi üretmektir. Eyvallah onu da bildik. Bak abicim. Prokaryot dediğimiz zaman aklımıza bakteriler gelecek. Tamam mı? Bitti bu kadar. Prokaryot deyince bakteri gelecek ve prokaryotlarda zarla çevrili organel yoktur. Yani bakteri de Ribozom dışında organel yoktur. Bakterilerde mitokondri organeli yoktur. Bunlar oksijenli solunum yapar mı? Yapanları var. Yapanları hücre zarı içeriye doğru kıvrımı oluşturur. Buna mezozom denir. Bu mezozomların üzerinde ETS elemanları vardır ve böylece oksijenli solunum yaparlar. Doğru cevabımız yalnız 3 olarak karşımıza çıkmıştır. Hadi bakalım bir sonraki tek soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Telegram'a üye olmayı unutmayın abicim.